Herkese merhaba. 32. sezonun ilk savaşına hoş geldiniz. Bu sezonda ilk rakibimiz Kenobi oldu arkadaşlar. Şansı görüyorsunuz. Geçen sezonu Usta 2 kapattılar biliyorsunuz. Birinci gene GT 40 oldu. Biz ise ban yiyip Platin 1 kapatmıştık geçen sezonu. Ban yemesek Usta 2 kapatacaktık. Bakalım bu sezonu nasıl kapatacağız? Gene ban yiyecek biz, merak ediyorum. Evet, ilk savaşımıza başlıyoruz. Takımım Kozmik Alet Sürücü, Falcon ve Dişi Halk olacak. Bir global karadan bahsedeyim kısaca arkadaşlar. Bu şu anda saldırıyı gösteriyor. Şöyle girelim bir savaşa. Şöyle global karadan mesela Manting etkileniyor. İngilizce kalmış oyun. Şimdi global kara arkadaşlar her 10 saniyede bir savunan 3 saniye süren bir zırhlanma tetikliyor. Ve üst kendisine sıfır zırhlanma veren bir takviye kazanıyor. Bu zırhlanmayı ne zaman tetiklese savunan kişi %30 ihtimalle de pasif durdurulamaz tetikliyor 3 saniye boyunca. Bu pasif durdurulamaz yetenek isabeti azaltılmasından etkilenmiyor ve durdurulamaz olan şampiyonlar aynı zamanda da sersem bağışı kazanıyor. O yüzden buradaki Manting ile dövüşürken çok dikkatli olmak lazım. Hem zehir bağışı hem de durdurulamaz kapatan birini getirmek lazım. Mesela benim dişi halk buna uygun ama bana yazılmamış o. Saldıran karosunda da arkadaşlar geçen sezonla aynı. Farklı combo bitiricisi yaptığımızda rakibin üstündeki zayıflatıcı başına mıydı ne? Rakibin üstüne sindirme atıyorduk. Şimdi yolum soldan başlıyor. Hazır güçlendirmelerde basılıyken hemen başlıyorum. Zula'da 50 dakika içinde gitmek üzere olan yaralanmama destekleri var. Ondan onları kullanacağım. Evet, ilk rakibim Hitmonkey olacak. Hitmonkey her zaman korkutmuştur beni ittifak savaşında. Karosunda aşırı yükleme ve güçlü saldırı var. Yani engellenemez başlayacak dövüşe. Yaralanmama desteği tabii ki basıyorum. Zaten ne olur ne olmaz basardım buna. Bir de kendimi korumak için tabii ki. Kozmik alet kullanacağım. Engellenemez olacak. Gördüğünüz gibi. El becerisi yapalım ilk baştan. Sıkıntı olmaz. Şöyle ağır saldırıya teşvik ettirerek oynayalım. Oh, hepsini kritik vurdu. İşte böyle be kozmik alet. Aman, orta saldırı bitiricisi yapacağı tuttu bunun da. Şöyle devam edelim. Güzelinden. Oley. Damnation'ı da hemen kaldırdı. Kaçış yapacak. Heh, şimdi gene açıyor iyileşmeyi. Heh, dikkat edelim. L1. Aman, bütün zırh kırmalar da kalktı ya. Biraz daha işimiz uzayacak bu yüzden. Bir yandan da hızlı dövmek lazım. Kenobi çok hızlı dövüşüyor biliyorsunuz. Direkt şöyle L2 atayım da bitsin. Evet, ilk rakibimizi aldık. Daha kısa sürede almam gerekirdi bunu gerçi. Devam ediyoruz. Yaralanmama desteği devam ederken. Sıradaki rakibim Yellow Jacket. Falcon kullanacağım. Deli gibi enerji direnci olduğu için L2'den çok hasar veremeyiz. Bu da global karodan etkilenmiyor. Rahatız. Mazo çizim var. Dikkat edeceğiz. Siper yapmadan oynarsam sıkıntı çıkmaz. Siper yapmayacağım zaten. İlk başta yapabilirim ama canı full nasılsa. Şimdi artık yapmama gerek yok. Sürekli özel saldırılarını attırarak oynarım büyük ihtimalle. Tamamdır. Aynen bundan bahsediyordum. Bir de tabii ki alıkoyma yaparak oynamak en iyi yöntemlerden biri. Şu bitmeden L2'mi atayım da kritik vuralım. Ha, şöyle. Hop. Hedefe kilitlenmediğimiz için şu anda çok vuramıyoruz. Şimdi hemen kilitlendik. Ay, bir değdi bize. Neyse, canımızı fulleyecektik o güç iğnesinden ama olsun, patlamadan indirmemiz iyi oldu. Evet, ilk kısımdaki dövüşlerim bu kadar arkadaşlar. Yarını bekleyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. İkinci kısma gireceğiz. Ortadan devam edecek yolum. Sıradaki rakibim Hulk Ragnarok olacak. O global karodan etkileniyor. Dişi Hulk kullanacağım o yüzden. Evet, durdurulamazını kapatsın diye. Onun dışında kendisi zırhlanma açmıyor. Evet, şöyle getirelim. Evet, gördüğünüz gibi karo aktif. Parçalanan zırh yetenek isabeti azaltmasına bağışık ve başı boş karosu var. Bir de kinetik aktarım var. Ama dişi halk karodan etkileniyor saldırı karosundan. Farklı bir combo bitiricisi yaptığında rakibin üstündeki her hasar vermeyen zayıflatıcı başına üstüne sindirme atıyoruz. Üstümüzü hüner alamayacağımız için sadece zayıflatıcılarla
atacağız sindirmemizi. Şimdi başlayalım. Kolay bir dövüş olacağını düşünüyorum. Şöyle. Aynen. Sürekli L1'ini attırdığım sürece sıkıntı olmaz bence. Zaten ne derler? Devam edelim. Asla köşede ağır saldırı spamı yapmayın. Uy, yakalandık. Aman. Tehlikeye girdik orada. Nasıl yakalandım anlamadım. Dikkat edelim. Şöyle bir L2. Gözüm yavaşlatmadı. Yavaşlatmayı yeniliyorum hızlı. Çok iyi. Devam. Evet, sıkıntısız hallettik. Vallahi tehlikeliydi. Ama bu dişi halkla tek dövüşümdü. Galiba başka dövüşüm yok. Devam ediyoruz. Sıradaki rakibim taş adam. Buna tabii ki Falcon kullanacağım. Global Kardan etkilenmiyor. Gel git alıkoyma var. Sadist. Hemen başlayalım. Güçlendirmelerde devam ediyorken. Hay Allah. Güzel. Şimdi bir alıkoyma yapmamız lazım. Hemen yapalım. Ve yaptık. Karo'yu iptal ettik. Gerisi kolay. Bir de oyun çok takılmasa şu an çok takılıyor bende. Evet. Falcon'un hedefe kilitlenmesinin süresini mi azalttılar? Ya bana hemen bitiyor gibi geliyor valla. Ay niye vurdum ki? Şöyle. Ay. Korumayı açtı ama etkilenmiyor Falcon'un korumasından. Hedefe kilitlenme sayesinde. Ve bitti. Tam bir dakika sürdü dövüş. Ama ilk 3 saniyesi sayılmıyor tabi. Sırada Terrax var. Terrax'a kozmik alet kullanacağım. Gel git alıkoyma ve büyük taarruz var onda da. Bunda şu hiç kullanmadığım güçlendirmeden basacağım bir tane. İyileşme takviyesi veren. Onun dışında süper yeteneğine de bakayım bunun. 20 seviye. Aman bir şey değilmiş. Basmama gerek yokmuş. Başlayalım. Gerçi 20 kopya olunca zaten bir güç barıyla başlıyor. Şimdi bir uzak duralım. Şöyle de bitsin. Bitti. Atalım. Alıkoymamızı da yaptık ve L2'yi çakıyor. Hoppa. Şimdi kaldıracak maalesef zırh kırmaları. Ama kritiğimi almışken hızlıca döveyim ben onu. Şimdi L2 almam lazım. Aldık. Biraz daha bekleyelim. Bir yandan da uzaklaştıralım onu tabii. Alıkoymamızı da yaptık. Ve lanetleme. Ah, birini kritik vursa bitmişti. L'ye bir atayım. Ah. %3 kala. Maalesef. Yüzdü bu. Neyse L2 atsam ölür herhalde. Ve zırh kırmalardan canımızı da fullledik. Çok güzel oldu. Evet, boss dövüşüne hazır kozmik alet sürücü. Devam edelim. Sırada Void var. Hazır iyileşme takviyesi devam ediyorken girelim. Void'de aynı karolar var. Crumbling Armor'a dikkat etmek lazım. Yani parçalanan zırh. Ve gel git alıkoyma. Zorlanmayacağımı düşünüyorum çok. Önce bir karayı iptal edelim. Ve ettik. Güzel. Karayı iptal edince çok rahatlıyorum. Void'in L1'ini hiç sevmiyorum. L2'sini attırmayı tercih ediyorum hep. Biraz hızlı dövüştük. Tam kaldırdık zayıflatıcıyı.
Şimdi bile iki alalım. Güzel. Hızlı 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 hızlı. Hoppa. Kaldırdık gene zayıflatıcıyı. Evet, şimdi L2 alacağız. Niye blokladık? Neyse, bu Falcon'la son dövüşüm nasılsa. Şöyle L1'le bitirdik. Evet, bunu da hallettik. Bu Daniel Gumil eskiden bizde değil miydi ya? Kenobi gitmiş. Tabi ASR banyayınca birçok oyuncu çıktı. Bunda. Evet, son boss dövüşü için tüm karoların kalkmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi son boss'a gireceğiz kozmik alet sürücüyle. Gördüğünüz gibi son boss'ta 6 yıldızlı kopyalı Ultron var. Bakalım nasıl gidecek. O da global karodan etkileniyor. Durdurulamaz açacak 10 saniyede bir yani. Biz müdahale etmediğimiz sürece. Evet, güçlendirmelerimiz hazır. Yaralanmama desteği basacağız. Basmadan önce arkadaşlar, rakibinizin mutlaka ne zaman zırhlanma açtığını mutlaka bilin. Mesela Ultron 4. blokladığı vuruşta zırhlanma açıyor. Yani ben bunun bloğuna 4. kez vurduğunda dikkat etmem gerekiyor. Durdurulamaz açabilir çünkü. Onun dışında doğru zamanda blok yaparsa zaten siperi yeriz ve direkt açar zırhlanmayı. 10 saniyede bir dikkat etmek lazım. Şimdi yaralanmama desteğini de basıyorum. Ve rakibimize giriyoruz. Şöyle basalım. Dövüş boyunca konuşmamaya çalışacağım. Bakalım halledebilecek miyiz tekte. Başlıyoruz. Evet, orta çaplı saldırılarımızdan can yeniliyor. Blue ona hiç vurmuyorum. Atsın L1'ini, bloklayalım. Bakalım durdurulamaz açacak mı? Açmadı. Evet, ilk blok geldi. Allah Allah, ne çok bloğuma vurdu ya. Şöyle atalım. Aa, el becerisi yaptı. Hemen L2'mi attım. Kaçış yapamaz. Güzel. Bir daha. Oh. Oh. Bitti bile. Çok basitti. Niye Ultron atmışlar anlamadım buna. Vallahi tek attı. O kadar güçlendirme basarsak da 39 saniye sürdü be. Evet. Ve indirdik. Bakalım kazanacak mıyız? Evet. Uzun zaman sonra Kenobi'yi nihayet yeniyoruz arkadaşlar. Güzel oldu bu. Şöyle göstereyim. 44 puan kazandık. Onlar da 45 puan kaybetti. Evet, skor çok acayip değil mi? 8 kere Kenobi bizi öldü. Şoktayım valla. Kenobi bize yani 3'ten fazla ölmezdi. Şimdi gitti 8 kere öldü. Biz de fazla öldük gerçi. 5. Zaten tamamlama süresinde arasında ne kadar fark olduğunu görüyorsunuz. Aslında 6-5'ti arkadaşlar. 6-5 gidiyorken biz 150'ye ulaştık. Kenobi ondan sonra saldı. Yoksa bu savaş 6-5 bitecekti büyük ihtimalle. Bir de Kenobi'nin bir tane çeşidi eksik arkadaşlar. Yani buradaki savaş süresinin hiçbir önemi yok. Biz burada 5-5 yatsa gene kazanıyorduk bu savaşı. 149 bir tane çeşit eksikleri var. Duyduğuma göre Beromen mahvetmiş bu çeşidi ve atılmış ittifaktan arkadaşlar. Üzücü bir durum. MVP'de değiliz. Ama olsun yani, bu savaş çok güzeldi valla. Çok keyif aldım bu savaştan. Ödüllerimizi alalım. Şöyle. Valla özlemişim ittifak savaşını ama Kenobi yendikten sonra şimdi yine eskisi gibi deli gibi ölmeye başlarsak çok kötü olur valla. Güzel başladık. 5 fazla gerçi. Eminim 5'ten az ölen olmuştur. Bir de şimdi bu yeni Global Karo'nun ilk ciddi savaşıydı ya. Ondan yani killerin çok fazla olması normal. Mesela biz Kenobi'la 7. veya 8. savaşta karşılaşsaydık belki çok daha az öleceklerdi bize. Onun da etkisi var. Ayrıca bizim bu 5 knockout'umuz da çok aptalca arkadaşlar. İzledim yani, gerçekten çok aptalca detler verildi bizim ittifakta. Kenobi'da da aynı şekilde çok aptalca detler verilmiştir eminim. Sonuçta herkes Karo'yu biliyor, ne yapacağını biliyor, taktiklerini konuşmuştur. Atladıkları bir noktadan ötürü herkes knockout'larını vermiştir. Ben tüm dövüşlerimi gösterdim zaten, çok zevkliydi benim dövüşler. Evet. Bu ittifak savaşı bu şekilde arkadaşlar. İnşallah bu güzel performansa devam edeceğiz. Gerçi 5 kill güzel performans değil. Bunu en az yani 2'ye indirmek lazım. 2 bile aslında fazla gelebilir bazı durumlarda. İnşallah indireceğiz ama. Evet, bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.